Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik yaş pasta tarifim var. Görüntüsüyle diğer yaş pasta tariflerinden farklı bir pasta tarifi. Bu pastayı babam için hazırladım arkadaşlar. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle pastacı kremamı hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker, 5 yemek kaşığı dolusu un, 4 yemek kaşığı dolusu nişastamı tenceremin içerisine alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Öncelikle kuru malzemelerinizi karıştırdığınızda piştikten sonra daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor. İçerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Daha sonra ocağımıza alalım. Kaynayıp kavruluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağınıza 1-2 dakika daha bekletip daha sonra ocağınızdan alabilirsiniz. Bu şekilde koyulaştıktan sonra yeterli demektir. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Pastacı kremamın üzerini streç film ile kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Öncelikle streç film ile kapatmamızın sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Üzerinin kabuk bağlamaması için bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde yaptığınızda üzeri kabuk bağlamıyor. Üzerini de kapattım. Soğuması için bir kenara alıyorum. İyice soğutmamız gerekiyor. Pastacı kremam soğurken ben de kekimi hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şekerimi alıp beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. Şekerimiz erinceye kadar çırpmaya devam edelim. Çırparken arada bir içerisine de 2-3 yemek kaşığı kadar ılık su ilave ediyorum. Bu şekilde şekerimiz daha çabuk eriyor ve kekimiz daha yumuşak oluyor. İyice çırptıktan sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Tekrar bir miktar daha çırpıyorum. Yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket şekerli vanilya ve 1 paket kabartma tozumu da ekliyorum. Bir miktar daha karıştırıyorum. Daha sonra ununu ilave etmeye başlayacağım. Unumu eklemeye başlıyorum. Unumu ekleyip elimle bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra çırpıcımın en kısık ayarında güzel bir şekilde çırpacağım arkadaşlar. Toplamda 2,5 su bardağına yakın un kullandım. Kekimin kıvamı bu şekilde. Artık kekimi kalıbıma dökmeye geçiyorum. Bu şekilde yuvarlak 23 santimlik bir kek kalıbı kullandım. Kalıbımın alt kısmını yağlı kağıt ile kaplayıp kenarlarının yapışmaması için tereyağı sürüyorum. Hazırlamış olduğum kek hamurumu kalıbımın kenarlarından başlayarak bu şekilde döküyorum. Kekimi de hazırladım arkadaşlar. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırınımda yaklaşık 35-40 dakika içerisinde pişirdim. Kontrollü olarak pişirmenizi tavsiye ederim. Pişip pişmediğini kürdan testi yaparak anlayabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kremamı çok iyi bir şekilde soğuttum. Bu şekilde biraz sertleştiği için elimle güzelce karıştırdım. Yumuşattım. Daha sonra İçerisine 1 paket krem şanti ilave ediyorum ve çırpıcım ile pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar güzelce çırpıyorum. Pastacı kremamı pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 5-6 dakika boyunca çırptım arkadaşlar. Kıvamını gördüğünüz gibi bu şekilde ipeksi bir kıvamı var. Gerçekten kremamız harika oldu.
Kekim pişti ve ılıttım arkadaşlar. Kekimi ılıttıktan sonra kalıbımdan çıkartıyorum. Üst kısmı bu şekilde biraz kabardı. Bu kabarıklığı birazdan alacağım. Bu şekilde 20 santimlik kadar yuvarlak bir kalıp kullandım. Bu kalıba göre kesiyorum kekimi. İsterseniz siz bu şekilde yapmayıp direkt kendi boyutunda da hazırlayabilirsiniz. Kenar kısımlarını alıyorum. Ve kekimin üzerindeki kabarıklığı da alıyorum. Kekimin üzerini düzelttikten sonra iki eşit parçaya bölüyorum. İki eşit parçaya bölmüş olduğum keklerimden bir tanesini, yani üst kısımdaki keki, servis tabağıma alıyorum ve kelepçeli kalıbımı etrafına geçiriyorum. Kekinizin daha da yumuşak olmasını istiyorsanız süt ile ıslatabilirsiniz. Ben kekim yumuşak olduğu için süt ile ıslatmadım. Hazırlamış olduğum pastacık kremamın tamamını orta kısmına döküyorum. Üzerinin düzgün bir şekilde olması için spatula ile düzeltiyorum. Üzerini düzelttim. Diğer kekimi ters çevirerek pastacı kremamın üzerine koyuyorum. Bu şekilde yağlı kağıt ile alıp koydum ve yağlı kağıdımı bu kısmına çıkarttım. Gördüğünüz gibi pastamın ilk aşamasını tamamladım arkadaşlar. Buzdolabıma koyuyorum ve en az 1-2 saat kadar dinlendiriyorum. Pasta için üzerine streç film ile kapatabilirsiniz. Pastamı dinlendirdikten sonra dolabımdan çıkardım. Etrafındaki kelepçeyi dikkatli bir şekilde alıyorum. Kenarlarını bir bıçak yardımıyla çizerek daha kolay çıkmasını sağlıyorum. Kelepçeyi çıkardıktan sonra spatula ile kenarlarını bu şekilde düzeltiyorum. Daha düzgün görünmesi için. Kenar kısımlarını damla çikolata ile süslüyorum. Pastanızı süslemek tamamen size kalmış arkadaşlar. İsterseniz krem şantili de kaplayabilirsiniz. Ben bu sefer krem şantili kaplamadan farklı bir pasta yapmak istedim. Üst kısmına benmari usulü eritmiş olduğum 80 gram sütlü çikolatamı döküyorum. Benmari usulü eritip içerisine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırıp pastamın üzerine döktüm. Her yerine eşit miktarda yayıyorum. Üzerini süslemek için tekrar üzerine çikolata parçacıkları serpiyorum. Üzerini süslemek tamamen size kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Renk katması için de bir miktar Antep fıstığı tozu serptim. Hem görüntü olarak seveceğiniz hem de lezzetli bir pasta oldu. Bu pastayı babamın doğum günü için hazırlamıştım arkadaşlar. Onun için tadım testi yapamadım. Bu kısmını gösteremedim. Ama kesinlikle lezzetine ve kıvamına hayran kalacağınız bir pasta oldu. Sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum.
tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hem lezzetli hem de bildiğiniz yaş pastalardan farklı bir pasta oldu. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.